Merhaba arkadaşlar. Bugün annem bize dinozorları anlatacak. Hadi siz de katılın. Dinozoy, dinozoy. Dinozor Emre, dinozoy değil. Dinozoy, dinozoy. Ay. Dinozor kelimesi ne demek biliyor musunuz? Dinozor korkunç kertenkele anlamına geliyor. Bir bilim adamı devasa ve korkunç gözüktükleri için onlara bu ismi vermiş. Dinozorlar 150 milyondan fazla bir süre dünyada yaşadılar. Son dinozor da 65 milyon yıl önce ölünce soyları maalesef tükendi Aslı ve Emrecim. Dinozorlar paleontologlar tarafından tanımlanır ve sınıflanır. Paleontoloji bilimi dinozor fosillerinden yola çıkarak dinozorlar hakkında bize anlaşılır bilgiler verir. Siz hiç paleontolog olmayı ve dinozorları araştırmayı düşündünüz mü? Büyünce ne olmak istiyorsunuz? Dinozorları göremesek de onların kuzenleri olan pitonları, yılanları, kaplumbağaları gözlemleyebiliriz. Ayrıca kuşların da dinozorlardan geldiği düşünülüyor. Kuşlara bakarken dinozorlar hiç aklınıza gelir miydi? Belki bundan sonra gelir. Değil mi Aslı? Dinozorlar neden yok oldu? Bu konuda pek çok görüş var. En çok tartışılanlardan biri devasa bir göktaşının dünyaya çarpması sonucu çok büyük depremlerin olduğu, bunların volkanları, yanardağları harekete geçirip ortam koşullarını dinozorlar için elverişsiz hale getirdiği, çok sıcak ortamlarda yaşayamadıkları ve volkanik hareketlerinde onların tükenmesine neden olduğu yönünde. Dinozorlar nasıl beslenirdi? Etle beslenenler olduğu gibi otla beslenenler de vardı ve birbirlerini avlıyorlardı. Diş yapıları da beslenme şekillerine göre farklılık göstermekteydi. Etle beslenenlerin dişleri daha konik ve sivri, otla beslenenlerin ise daha düz ve çiğnemeye daha uygundu. Dinozor olsaydınız bu kadar bir sürü dişiniz olurdu ve bu kadar dişi nasıl fırçalayabilirdiniz? Dinozorlar yumurtayla çoğalıyordu çocuklarım. Onlar tek seferde 8 ile 50 yumurta yapabiliyor ve bunları avlanmaması için diğer dinozorlar tarafından çok sıkı koruyorlardı. Dinozor yumurtaları anneleri tarafından çok büyük bir özen ve dikkatle korunuyordu ki diğer başka dinozorlar avlamasın. Dinozorları pek çok müzelerde ve internetteki kaynaklarda fosil olarak görmeniz mümkün. Ben de size birkaç tane müzeden örnek göstereceğim. Bebek dinozorları, dinozorların kas ve iskelet sistemini burada görebilirsiniz. Bu müzeleri anne ve babanızla ziyaret edip dinozorların modelleri hakkında, tarihleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Siz biraz daha büyüdüğünüzde Aslı ve Emre'cim sizleri de götüreceğim bu müzeye. Dinozorlar hakkında biraz ilginç bilgilere girelim şimdi. Dinozorlarla insanlar bir arada yaşamadılar. Dinozorlar tükendikten çok çok sonra insanlar ortaya çıktı. Yani insanlar dinozorları göremedi. Keşke parlak dinozorları görebilme şansımız olsaydı. Dinozorların saçları yoktu. Ama tüyleri vardı. Bu tüyler uçmak için değil, kendilerini korumak, kamufle etmek içindi. Dinozorların farklı farklı renkleri vardı. Ben en çok parlak olanları ve benekli olanları merak ediyorum. Bir kurabiye yapıp farklı renklerde benekler yapalım mı bu akşam? Neden olmasın?
dinozorların 200 civarı kemiği vardı. Farklı dinozor türleri farklı zamanlarda yaşadı. Bütün dinozor türleri aynı zamanda yaşamadı maalesef. Keşke dinozorları görebilseydik, değil mi çocuklar? Ama onlar insanlardan çok 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 uzun zaman önce dünyada kalmadılar. Burada da kısaca diş yapılarına bakıp dinozorlar hakkında her şeyi öğrendikten sonra kurabiye yapalım. Sivri dişleri görebiliyor musunuz? Bunlar et yiyen dinozorların dişleri. Bunlar da ot yiyenlerin. Evet çocuklar, kim kurabiye ister? Ben anne, ben istiyorum.